Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Ben Fuat Kahraman, gündemde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı. Kesin veriler henüz açıklanmış değil. Açılmamış sandıkların sonuçları sisteme işlenmedi. En merak edilen sonuçsa İstanbul elbette. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış nefes kesti. İki aday da oy sayımı devam ederken seçimi kendilerinin kazandığını açıkladı. YSK Başkanı Sadi Güven'den de bir açıklama geldi. Buna göre Ekrem İmamoğlu 27.889 oy farkıyla Binali Yıldırım'ın önünde. YSK Başkanı itirazların olduğu 84 sandıkta sayımın sürdüğünü belirtti. Şu an itibariyle 31.102 sandık sisteme tanımlandı, girdi. 84 sandık itiraz nedeniyle şu anda sisteme taranmamış vaziyette. Şu an itibariyle Ekrem İmanoğlu 4.159.650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4.131.761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor. Anadolu Ajansı benim müşterim değil. Benden veri almıyor. Nereden alıyor bilmiyorum. Anadolu Ajansı akşam 90'ları gösterdiğinde ben sisteme yeni daha tarayıp girmeye başlamıştım. Dolayısıyla ben Anadolu Ajansı'na herhangi bilgi servisi yapmıyorum. Yani benim üzerimden bir polemik yaratılmasın. Şu an itibariyle %80'in üzerinde bir sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını siyasi partilerle paylaştık. Seçim sonuçlandı. Bu aşamadan sonra artık itiraz süreci başladı. Salı günü saat 15'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz olacak. İlçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süreci var. İlçe seçim kurullarına karşı da il seçim kuruluna itiraz edilebiliyor. İl seçim kurullarına itiraz süreci de 1 gün. Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz için gelinme süresi de 3 gün. Bu süreç işleyecek. Ve seçimin bir numaralı gündem maddesi İstanbul ve adayları. Başlangıçta Binali Yıldırım önde görünüyordu. Gece yarısından önce hala 0,04 farkla da olsa Binali Yıldırım öndeydi. Ancak Anadolu Ajansı'nın veri akışı kesildi. Bugün sabah saat 11 civarına kadar da bu durum devam etti. İlk açıklama Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'ndan sonra da Anadolu Ajansı'ndan geldi. Son verilere göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğu açıklandı. Bu açıklamaların ardından hem İmamoğlu hem de rakibi Binali Yıldırım kameraların karşısına geçti. İstanbul'daki seçim yarışı tarihi bir rekabete sahne oldu. Milyonların gözü İstanbul'dan gelecek sonuçlara çevrildi. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu gece boyunca sık sık kameraların karşısına geçti. İmamoğlu sandıkların kapanmasından 17 saat sonra YSK Başkanı'ndan gelen açıklamayla 11. kez kameraların karşısındaydı. %99.95'i girilmiştir. Şu an itibariyle 4.168.546 bize verilen oy, 4.142.791'de rakibimize verilen oy. Dolayısıyla aradaki fark 25.755'tir. Bizim elde ettiğimiz veriye çok yakın bir veri gözükmektedir. Belki de bu aradaki fark kalan 16 sandıkla beraber de örtüşecektir. Bizim ortaya koyduğumuz sonucu Yüksek Seçim Kurulu'nun teyit ediyor olması bizi mutlu etmiştir. Anadolu Ajansı gece 23'ten itibaren veri akışını durdurmuştu. Ajans veri akışına öğle saatlerinde yeniden başlandığını duyurdu. Açıklamada bazı sandıklardan sağlıklı veri akışı temin edilemeyince veri aktarımına bir süre ara verilmiş, kalan %1'lik sandık sonucuyla ilgili elimize herhangi bir veri ulaşmadığı için YSK sonuçlarının beklenmesi kararı alınmıştır denildi. Bu açıklamayla birlikte İstanbul'un seçim haritasındaki rengi de değişti. Şu an itibariyle Anadolu Ajansı'nın da verisinde nihayet İstanbul kırmızı renge boyanmıştır. Doğrular er ya da geç ortaya çıkar. Ekrem İmamoğlu eldeki verilerle kazandıklarını söyleyerek teşekkür konuşması yaptı. 290 bin geçersiz oydan bahsedilmektedir. Her seçimde var olan geçersiz oy oranıdır bu oran. Bu süreci irdelemenin dipsiz kuyuda bir süreç arayışına girer. Bu da
süreci tekrardan baltalar, İstanbul için yolumuz açık olsun diyorum. Gece seçimi kazandık diyen AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım da bir kez daha kameraların karşısındaydı. Bu kez süreç devam ediyor dedi. Yaklaşık olarak 25 bin civarında rakip aday Ekrem İmamoğlu bizden daha fazla oy almış gözüküyor. İtiraz sürecinin sürdüğünü söyleyen Yıldırım, geçersiz ve usulsüz kullanılan oy oranına dikkat çekti. 319.500 iptal oy var. Aradaki fark 25 bin. Yani 10 katından fazla iptal oylar. Bu önemli bir detay. Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan o olacak. Biz tebrik etmesini biliriz. Ancak sürecinde devam ettiğini söylemekte fayda var. Binali Yıldırım oyların birbirine yakın olmasını beklemediklerini söyledi. Geçersiz oyların sonucu değiştirebileceğini söyledi. Örnek verdi. 31.136 sandık var. Her sandıkta bir tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31.136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazla. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, resmi olmayan sonuçlara göre elbette 31 Mart seçimlerinde sandıktan galip çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte parti genel merkezinde bir balkon konuşması gerçekleştiren Yavaş, kazanan demokrasimiz ve tüm partilerimiz olmuştur. Ankara'da kaybeden Öz Haseki'dir dedi. Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara'nın kazandığı büyük bir gündür. Bugün Ankara'da kaybeden Öz Haseki'dir. Kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, kesin olmayan sonuçlara göre %50,90 ile 31 Mart seçimlerinde sandıktan galip ayrıldı. Bugünden itibaren Ankara'da belediyecilikte adaletin ve baş üstünde taşınacağı ehliyet ve liyakat dönemi başlamıştır. Belediye çalışanları tedirgin olmasın. Liyakat sahibi kimsenin ekmeğiyle, aşıyla oynamayacağız. Yavaş seçim sonuçlarını takip ettiği CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti. Bütün riskleri üzerine alan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyorum. Ankara'mız için fedakarlık yaparak büyük nezaket gösteren ve bugünkü sonuçta büyük payı olan Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yavaş'ın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sözü aldı. Biz Türkiye kazandı diyoruz bu seçimler sonucunda. Herkes kazandı diyoruz. Antalya'yı aldık. Mersin'i aldık, Adana'yı aldık, pek çok yeri kazandık. Zafer demokrasinin zaferidir, zafer halkın zaferidir. CHP liderinin gündeminde İstanbul'daki seçim yarışı vardı. Ne söylemiştim? Mart'ın sonu bahar demiştim. Adım adım takip ediyoruz. MYK üyelerinin tamamını İstanbul'a gönderdik. İstanbul'a da baharı getireceğiz. Ekrem Başkan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. Ben biliyorum, adım gibi eminim, orayı da alacağız ve kazanacağız. Ve bir destan yazacağız, destan. Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin kazandığı belediyelerin çalışanlarına da asgari ücret müjdesi geldi. Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına da bir gözaydın mesajı göndermek istiyorum. Onlar da bundan sonra 1 Nisan'dan itibaren ayda 2020 lira değil, 2200 lira asgari ücret alacaklar. Yavaş, parti genel merkezi önündeki konuşmasının ardından İYİ Parti genel merkezine giderek Meral Akşener'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ankara'da resmi olmayan sonuçlara göre yarışı %3 civarında bir oy farkıyla kaybeden AK Parti adayı Mehmet Özhaseki de ilk kez değerlendirmelerde bulundu. İtiraz haklarını kullanacaklarını belirten Özhaseki, bunun nedeni ille de biz alalım kaygısı değil, tek oyun bile zayi edilmemesi duygusudur dedi. O sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne. Herkes kendi zaten düşüncesi doğrultusunda, hak ettiği bir ortamda yaşamaya ve idare edilmeye mahkum diye düşünüyorum. Bu arada bir takım tabii itirazlar yapılıyor. Haliyle Ankara'da da binlerce
belki sandıkta çok net, bariz hatalar var. Öyle söyleyelim artık. Onların düzeltilmesi tek amacımız. Bu itirazların da temel sebebi yine ille de biz alalım kaygısı değil. Oraya atılmış olan bir tek oyun bile zayi edilmemesi duygusudur. Milletin iradesinin tecelli etmesi duygusudur. Oradan da nihayetinde çıkacak sonuçların her ne olursa olsun bizler tarafından hüsnü kabul göreceği, baş üstüne denileceğinin de bilinmesi lazım. AK Parti kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li adayların kazandığı Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kapsamlı itiraza hazırlanıyor. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da 25 ilçenin tümünde seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıkladı. AK Parti'den hem Ankara hem de İstanbul için gelen itirazlar CHP'nin de yakın takibinde. CHP sözcüsü Faik Öztrak, sandıkta aldığımızı masa başında vermeyiz dedi. Bizim tespitimiz şu an kamuoyuna yansıyan farkın gerçekçi bir fark olmadığı yönünde. AK Parti resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Mansur Yavaş'ın kazandığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etmeye hazırlanıyor. Ankara'da bu itirazlarımız neticesinde çok önemli bir mesafe kat edeceğimizi görüyoruz. Ankaralı seçmenin iradesinin başkalaştırılarak kamuoyuna şu anda yansıtıldığını tespit etmiş bulunmaktayız. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da 25 ilçenin tümünde seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıkladı. Biz tespitlerimizi hukuki gerekçeleriyle birlikte yargı mercilerine, seçim kurullarına ileteceğiz. Bu konuda önemli bir ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü çok sağlam karinelerimiz mevcut bununla ilgili olarak. Sonuca tesir edip etmeyeceğine karar verecek olan yargı mercileridir. Süreç CHP'nin yakın takibinde. Ankara bağlamındaki seçime dönüp baktığınız zaman geçersiz oyların sayısı tamamı diğer tarafa yazılsa bile sonucu etkilemeyecek büyüklükte. Ankara'da gördüğümüz manzara bu. Ama yine de müteyakkız olmaya devam edeceğiz. Karşı tarafın itirazları yakından takip edeceğiz. AK Parti İstanbul'daki sandık sonuçlarına da itiraz edecek. İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun, elimizde fazlasıyla mevcut. Biz bunu sandıklarda ispat etmeye hazırız. Tüm kesimleri yasal itiraz süreçleri tamamlanıncaya kadar YSK'nın kesin sonuçlarını olgunlukla beklemeye davet ediyoruz. Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır. CHP'ye göre ise İstanbul üzerinden belirsizlik yaratılmaya çalışılıyor. Sandıkta aldığımızı masa başında vermeyiz arkadaşlar. Herkesin hakkına, hukukuna biz saygılıyız. Ama kendi hakkımızı da yedirmeyiz, hukukumuzu da çiğnetmeyiz. Türkiye artık yeni bir döneme girmiştir. Herkesin sandıktan çıkan sonuca saygı göstermesi ve kabullenmesi gerekmektedir. İstanbul seçimleri üzerinden yeni bir belirsizlik yaratmaya kimsenin hakkı yoktur. İtirazlara ilişkin son açıklamada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan geldi. İstanbul'da incelenen 309 sandıkta 17.410 oyun başka partilere yazıldığının tespit edildiğini söyleyen Yavuz, "Bekleyin, yeni çarpıcı açıklamalarımız devam edecek. Hak neyse yerini bulsun anlayışındayız." dedi. Yine İstanbul'dan sonra bu kez Bursa'ya bir de bakalım. İstanbul gibi kıyasıya mücadelenin geçtiği yerlerden biri de kuşkusuz dün gece Bursa'ydı. Gözler AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'la CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey arasındaki seçim yarışındaydı. Gece boyunca her iki taraftan da kendilerinin önde olduğu yönünde açıklamalar geldi. Kesin olmayan sonuçlara göre Ali Nur Aktaş %49.60'tan fazla oy alarak ipi göğüsleyen isim oldu. Rakibi Bozbey ise %47'de kaldı. Bursa'da gözler Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışındaydı. AK Parti'nin adayı mevcut başkan Ali Nur Aktaş'la CHP'nin adayı Mustafa Bozbey arasındaki seçim yarışından kesin olmayan sonuçlara göre Aktaş galip ayrıldı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte verilerle ilgili ilk açıklama Bozbey'den geldi. Bozbey, "Öndeyiz, kazanıyoruz." dedi.
Bursa halkı bize olan saygısını, sevgisini, bize olan güvenini şu anda iletmiş görünüyor. Ancak AK Parti cephesindeki açıklamalar Anadolu Ajansı verileri gibi Aktaş'ın önde olduğunu gösteriyordu. Açılmış oylara baktığımızda Cumhur İttifakı olarak yaklaşık 3-3,5 puan öndeyiz. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın açıklamasının ardından gözler Bozbey'e çevrildi. O da rakam vererek önde olduklarını söyledi. %46'da şu anda aramızda 4 fark var. 4 puan fark var, %4 fark var. İnanıyoruz ki bu açılarak da devam edecektir. Anadolu Ajansı'nın uzun süre İstanbul gibi Bursa içinde veri girmemesi dikkat çekerken, partisinin il başkanlığında sonuçları takip eden Ali Nur Aktaş, YSK ve Anadolu Ajans verilerine göre galibiyetini ilan etti. Önümüzdeki dönemde Bursa'yı bambaşka bir künyeye taşımasını inşallah hep birlikte tanıklık edeceğiz. Her açıdan gelişen bir Bursa için canla başla çalışacağımızdan buradaki hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın. CHP cephesinde sabah saatlerine kadar kendilerine gelen verilerin tabloyu değiştirebileceği inancı hakim olsa da kesin olmayan sonuçlara göre Ali Nur Aktaş %49,60'tan fazla oyla Büyükşehir'de ipi göğüsledi. Rakibi Mustafa Bozbey ise yaklaşık %47 oy aldı. Bu bir emanettir. Bu emanetin sorumluluğunu en üst derecede hissedeceğimden, en iyi şekilde taşıyacağımdan hiçbirinizin zerre miskali şüphesi olmasın. Aktaş 898 bine yakın, Bozbey ise 850 binin üstünde oy aldı. Her iki aday arasında 47 bin civarında oy farkı olurken Bursa'da 58 binin üstünde oy iptal edildi. CHP adayı Bozbey, ıslak imzalı tutanaklarla birleştirme tutanaklarının incelendiğini, iptal oylarda dahil olmak üzere yasal haklarını kullanacaklarını açıkladı. İtiraz sürecinin sona ermesi ve sonuçların kesinleşmesiyle birlikte 101 kişilik Bursa Büyükşehir Meclisi ile ilçe belediye meclislerindeki sandalye dağılımları da net olarak ortaya çıkacak. Bursa'da resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti adayı Ali Nur Aktaş kazandı. Aktaş'ın il başkanlığında galibiyetini ilan etmesinin ardından seçim sonuçları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kutlandı. Önümüzdeki dönemde Bursa'yı bambaşka bir künyeye taşımasını inşallah hep birlikte tanıklık edeceğiz. Bursa için canla başla çalışacağımızdan buradaki hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın. Bursa'da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Nur Aktaş kesin olmayan sonuçlara göre sandıktan galip çıktı. Aktaş, il binasında galibiyetini ilan ettikten sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan platformda partililere seslendi. Bugün gerçek anketi Bursalılar yaptı ve Cumhur İttifakı adayı Ali Nur Aktaş Büyükşehir Belediye Başkanı dedi. Bu bir emanettir. Bu emanetin sorumluluğunu en üst derecede hissedeceğimden, en iyi şekilde taşıyacağımdan hiçbirinizin zerre miskali şüphesi olmasın. Milletvekilleri, belediye başkan adayları ve parti yöneticileri de platforma çıkarak coşkuya ortak oldu. Bu süreçte emeği olan bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu zaferin altında sizlerin imzası var. Yürekten teşekkür ediyorum. AK Partili seçmenler araçlarla uzun konvoylar oluşturdu. Davul ve zurna ile sonuçları kutladı. Seçimlerin ardından yeni dönemin ilk gününe Bursa Milletvekili Efkan Ayla ve yine kesin olmayan sonuçlara göre Yıldırım Belediye Başkanlığı'nı kazanan Oktay Yılmaz'la birlikte Ulu Cami'de başlayan Aktaş, sabah namazı çıkışında vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. Bursa'da 17 ilçeden 14'ünü AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı kazandı. Yenişehir'de belediye Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'den MHP'ye geçti. CHP Nilüfer ve Mudanya'da sürprize izin vermezken Gemlik Belediyesi de AK Parti ve CHP arasında el değiştirdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Bursa'nın 17 ilçesinden 13'ünde AK Parti, 3'ünde Cumhuriyet Halk Partisi, 1'inde de Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanlıklarını kazandı. Osman Gazi'de AK Parti adayı Mustafa Dündar %50,48 ile 3. kez ipi göğüsledi. Yaptığımız yapacaklarımızın teminatıdır dedik. Bizler Osman Gazi'de, tarihi şehirde tarih yazdık.
tarihi sizlerle birlikte yazdık. Yıldırım'da AK Parti adayı Oktay Yılmaz %56'nın üstünde oy oranı ile yeni belediye başkanı oldu. Nilüfer'de CHP adayı Turgay Erdem %62'den fazla oy alarak sürprize izin vermedi. Bundan sonra Nilüferlileri ne bekliyor? Daha çok yeşil, daha çok sanat, daha çok sosyal alan, daha çok her şeyin daha çoğunu bekliyor. Mudanya'da %53.45 ile CHP adayı ve mevcut belediye başkanı Hayri Türk Yılmaz yarışı önde bitirdi. Gemlik ise el değiştirdi. AK Parti yönetiminde olan Gemlik Belediyesi'ni %47'nin üstünde oy oranı ile CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan kazandı. Marmara'nın incisiyiz diyoruz. Mustafa Kemal Paşa da AK Parti ve İyi Parti adayları arasında başa baş giden bir rekabet söz konusuydu. Açılan sandıklarla sürekli el değiştiren ilçede kazanansa kesin olmayan sonuçlara göre %48.36 ile AK Parti adayı Mehmet Kanar oldu. Yenişehir'de Cumhur İttifakı adayı MHP'li Davut Aydın %47.96 ile sandıktan galip çıktı. İnegöl'de AK Parti adayı Alper Taban, Kestel'de AK Parti adayı Önder Tanır, Gürsu'da AK Parti adayı ve mevcut başkan Mustafa Işık, İznik'te AK Partili Kaan Mehmet Usta, Orhan Gazi'de AK Partili Bekir Aydın, Karacabey'de AK Parti adayı ve mevcut başkan Ali Özkan, Büyük Orhan'da AK Parti adayı Ahmet Korkmaz, Harmancık'ta AK Parti adayı Yılmaz Ataş, Keles'te AK Parti adayı Mehmet Keskin ve Orhaneli'de AK Parti adayı Ali Aykurt belediye başkanlığına seçilen isimlerdi. ...31 Mart seçimlerinde yurt çapında birbirinden farklı ve şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. AK Parti 15 büyükşehir ve 24 ilde, CHP 11 büyükşehir ve 10 ilde seçim yarışında önde. Ege ve Akdeniz bölgeleri dışındaki bölgelerde AK Parti birinci oldu. MHP 1 büyükşehir ve 10 ilde seçim yarışını kazanırken, Millet İttifakı'nın oy oranı 43 ilde düştü, 38 ilde arttı. Kayyumla yönetilen illerde ise HDP'nin oy oranlarında düşüş var. İşte doğudan batıya derlediğimiz o sonuçların en çarpıcı olanları. Oylar kullanıldı, sandıklar açıldı. 31 Mart seçimlerinde yurt çapında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı %58'lik oy oranıyla CHP adayı Tunç Soyer kazandı. İzmirlilere şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İzmir'de yoksullukla, işsizlikle mücadeleye başlayacağız. İzmit'te belediye başkanlığı yarışında aynı zamanda CHP Kocaeli milletvekili olan Fatma Kaplan Hürriyet ipi göğüsledi. Demiştim ki rahmetli Leyla Atakan'dan sonra bu kente her halükarda bir kadın eli değecek ve o kadın ben olacağım demiştim. Büyük şehirlerde de kazanan kadın adaylar vardı. Gaziantep'te AK Parti adayı Fatma Şahin, Aydın'da CHP adayı Özlem Çerçeoğlu, Siirt'te HDP adayı Berivan Helen Işık ve Van'da HDP adayı Bediye Özgökçe Ertan seçimi kazanan isimlerdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP adayı Vahap Seçer kazandı. Bize oy vermiş ya da vermemiş, partili ya da partisiz, hangi bölgeden, hangi yapıdan olursa olsun, bütün yurttaşlarımıza hem kapımızı hem gönlümüzü açıyoruz. AK Parti'de olan Antalya Büyükşehir Belediyesi ise CHP'li Muhittin Böce'ye geçti. Bize yapmadıklarını bırakmamış olabilirler. Ama Mevlana'nın bir güzel sözü var. Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün güzel şeyler söylemek lazım. Antalya bizim her şeyimiz. Adana Büyükşehir Belediyesi de MHP'den CHP'li Zeydan Karalar'a geçti. Öyle az buz değil. 10 puandan fazla fark olur demiştim. Sayım devam ediyor ama bundan sonra kapanması mümkün değil. CHP'nin %60'la en çok oy aldığı il olan Çanakkale'de belediye başkanı Ülgür Gökhan 4. dönemde de yeniden başkan seçildi. Artık şu andan itibaren inşallah mazbatamızı aldıktan sonra artık biz Çanakkale halkının tamamının belediye başkanıyız. Kırklareli'de CHP'den aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu seçimi kazandı. Kazanan demokrasi oldu. Demokrasilerde en büyük güç olan halkın gücü kazandı. Türkiye'ye örnek olabilecek bir demokratik olay sergiledik. Bodrum'un yeni belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ahmet Aras oldu. Kazasız belasız
çok güzel bir seçim atmosferiyle Bodrum'da şu anda bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Zonguldak'ta ise belediye başkanlığı CHP'den AK Parti adayı Ömer Salim alana geçti. Şimdi yapacak çok daha fazla işimiz var. Bize güvenenleri utandırmamamız gerekiyor. Hatay'da seçimi yeniden kazanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Bütün ilçelerimize, bütün mahallelerimize adil ve eşit hizmet götürdük. Bunu gören Hatay halkı bir daha dedi. Yalova'da CHP'li Vefa Salman çekişmeli geçen seçimde bir kez daha başkanlık koltuğunu kazanan isim oldu. Yenilen pehlivan güneşe doymazmış. Geçen sefer sayıyla yendik olmadı. Ondan sonra tuşla yendik olmadı. Daha nasıl yenilir bir seçimde bir siyasi parti veya karşımızdaki aday bilemiyorum. Başka yöntemi var mı? Nakapla yendiğimizi düşünüyorum ben. CHP 25 yıllardan sonra Ardahan'da Faruk Demir'le belediye başkanlığını kazandı. Seçimi almak tabii ki önemli ama asıl olan şimdi Ardahan'ı yeniden imar etmek, göçü durdurmak. AK Parti'den CHP'ye geçen bir diğer il de Artvin oldu. CHP adayı Demirhan Elçin 1097 oy farkla seçimi kazandı. Bütün Artvin'de yaşayan bütün halkın belediye başkanı olacağım. Adil olacağız, dürüst olacağız, çalmayacağız. Tunceli'de Türkiye Komünist Partisi'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu HDP ile yarıştığı seçimi kazandı. Dersim halkı kendisine oy verdi. Dersim halkı iki tane demokrasi kuvvetini yarıştırdı. Bu sokaklarda birlikte karar alacağız. Bu şehirde birlikte karar alacağız. Ağrı'da ise AK Parti adayı Savcı Sayan seçimi kazandı. Benden sonra bana oy vermiş vermemiş. Bana hakaret edenler dahil olmak üzere. Herkes benim abimdir, kardeşimdir, ağrımdır, herkese hizmet. İYİ Parti'nin de Cumhur İttifakı'na destek verdiği Iğdır'da seçimi HDP adayı Yaşar Akkuş, Kars'ta HDP'li Ayhan Bilgen, Şırnak'ta HDP ile çekişen AK Partili Mehmet Yarka kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. Şimdi dün geceye dönelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seçim sonunda olduğu gibi yine Ankara'da bir balkon konuşması yaptı. Seçim sonuçlarını değerlendirdi. Milletimiz bugün bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı dedi. Erdoğan Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçim olmadığını vurguladı. Milletimiz bugün bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı. Küsmek, kırılmak. Sakın böyle bir şeye gerek yok. Bu seçimin birinci partisi AK Parti. Diğerleri düşünsün. Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım. 4,5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı? AK Parti iktidar mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesini bu sözlerle yaptı. Erdoğan balkon konuşmasında partililere seslendi. 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık. Özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Güneydoğu Anadolu bölgemizin seçim sonuçları, Kürt kardeşlerimizin kendi iradelerini pazarlık masasına sürenlere verdiği çok önemli bir derstir. Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçim olmadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, seçim sonuçlarının muhasebesinin en kısa zamanda yapılacağını söyledi, değişim mesajı verdi. Eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcudur. Şahsım dahil. Hiç kimse davamızdan daha büyük değildir. Önümüzdeki dönem hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya ve daha iyiye doğru bir değişim dönemi olacaktır. Gerekiyorsa bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda her türlü gerekli adımları da atacağız. Erdoğan'ın gündeminde kıyasıya rekabetin yaşandığı Ankara ve İstanbul seçim sonuçları da vardı. Bakıyorsunuz Ankara'da İlçelerin çoğu AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda böyle bir tablo var. Şu anda İstanbul'da buraya hareket ettiğim ana kadar
mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda veya başa baş böyle bir durumda. Bu ne demektir? Ha gene halkımız büyük şehri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri ne yapmış? Gene AK Parti'ye vermiş. Bunların üzerinde duracağız. Ve iyi çalışacağız. Yalan yanlış vaatlerde bulunanlar buyursunlar. Bakalım nasıl yönetecekler, göreceğiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise seçim sonuçlarını Cumhur İttifakı hedeflerine ulaşmıştır sözleriyle değerlendirdi. Artık seçim geride kalmıştır, Türkiye umutlarını tazelemiştir diyen MHP lideri, herkesin kazandığını söylemesi Türkiye için bir kazançtır, demek ki siyaseten mağlup olan yok bu ülkede ifadelerini kullandı. 31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, ülkemizin zaaf ve zayıflığına düşmesini bekleyenleri bertaraf etmiştir. Cumhur İttifakı hedeflerine çok şükür ulaşmıştır. 31 Mart seçimlerinin kazananı bütün Türkiye'dir. Cumhur'un mesajı çok şükür kabul görmüştür. Artık seçim geride kalmıştır. Türkiye umutlarını tazelemiştir. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmadığımız ifade edilmektedir. Gelecekte çok daha farklı sonuçlar neler olabilir hep beraber göreceğiz. Bu seçim sonuçlarını 2014 yılıyla karşılaştırdığınızda önemli bir bereketimiz olduğunu ifade etmek isterim. Şimdi herkes kazandığını söylemektedir. Herkesin kazandığını söylemesi Türkiye için bir kazançtır. Demek ki siyaseten mağlup olan yok bu ülkede. CHP Genel Merkezi'nde kameraların karşısına geçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi. Bunu asla zafer olarak telaffuz etmiyoruz. Zafer düşmana karşı yapılır, zafer değil başarı dedi. CHP lideri İstanbul seçiminin başa baş gittiğini belirterek seçim zaferini açıklayan AK Parti adayı Binali Yıldırım'a da sitem etti. Bugüne kadar çok sayıda seçim yaşadık. Ama ilk kez bu kadar. Adaletsiz bir seçimle karşı karşıya kaldık. İftira kampanyaları mı dersiniz? Başka şeyler mi dersiniz? Bütün bu adaletsizlikleri yaşadık. Ama halk demokrasiden yana tavrını koydu. Bizi üzen şu. Başbakanlık yapmış. Meclis başkanlığı yapmış birisinin. Daha elinde veri olmadan biz kazandık diye ortaya çıkması ve açıklama yapması böyle yangından mal kaçırır gibi açıklama yapmasını doğrusunu isterseniz Binali Bey'e yakıştıramadım. İstanbul'daki bütün arkadaşlarıma, örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. 48 saat hiç kimse uyumayacak. Sandıklar terk edilmeyecek. Göreceksiniz. İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya baharın geldiği gibi. Bütün baskılara rağmen bir başarı elde ediyoruz. Bunu asla bir zafer olarak telaffuz etmiyoruz. Zafer düşmana karşı yapılır. Zafer değil, bir başarı bu. Ankara'yı kazandık. Adana'yı kazandık. Antalya'yı kazandık. Mersin'i kazandık. Kırşehir'i kazandık. Artvin'i kazandık. Bir ilçe hariç bütün ilçeleri dahil olmak üzere. Ardahan'ı kazandık. Bolu'yu kazandık. Bilecik'i kazandık. Kazanan aslında Türkiye. Ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akşener 31 Mart seçimlerinin kazananının Millet İttifakı olduğunu söyledi. Bu seçim ittifaklar seçimiydi diyen Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Akşener, İstanbul'daki seçim sonuçlarını da değerlendirdi. Sandık, milli iradenin tecellisindeki en önemli adrestir. Ve bu adres bugün itibariyle bir kez daha mesajını vermiş ve iktidar partilerini uyarmıştır. 31 Mart seçiminin sonuçları, siyasette rekabetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterecektir. Bu seçim bir ittifaklar seçimiydi ve Millet İttifakı, milletin duygularına tercüman olarak başarılı bir sonuç aldı. Siyasette rekabet, aziz milletimizin işine yarar. İktidar kendine çeki düzen vermek zorunda kalır. Bu seçimin galibi Millet İttifakı'dır. İyi Parti'nin Millet İttifakı'na kattığı güç ortadadır.
Millet İttifakı'nın hayata geçmesinde büyük özen ve anlayış gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ve bilelim ki bu bir sonuç değil, aksine bir başlangıçtır. İstanbul'u en başından itibaren Sayın İmamoğlu'nun kazanacağını söylemiştim. İstanbul'da herhangi bir yanlışlık yapılamayacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda Türkiye'de yaşayan herkesin gözü İstanbul'daki sandık sonuçları üzerindedir. Alınan bütün önlemlere rağmen demokrasiye yine gölge düştü. Sandık başındaki kavgalarda kan aktı. 31 Mart yerel seçimlerinde bazı illerde sandık başlarında veya okul bahçelerinde bıçak ve tabancaların da kullanıldığı kavgalarda toplam 6 kişi öldü. Sandık başlarında ve okul bahçelerinde kalp krizi geçiren 5 kişi de yaşamını yitirdi. Kavgaların yanı sıra meydana gelen kazalarla birlikte seçim günü toplam 115 kişi yaralandı. Türkiye 3 ay süren kampanya sürecinin ardından yerel yöneticilerinin belirlenmesi için sandık başına gitti. Yurt genelinde seçim genel olarak olaysız geçerken bazı illerde sandık başlarında ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kavgalar çıktı. İlk üzücü haber Malatya'nın Pütürge ilçesinden geldi. Oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada Saadet Partili iki kuzen yaşamını yitirdi. Bir kişi de yaralandı. Bu müessif olayın failleri olduğu değerlendirilen 4 şahıs hemen olayın akabinde jandarma ekiplerimizce yapılan çalışma neticesinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca bizzat yürütülüyor. Oy kullanma sırasında meydana gelen kavgaların büyük çoğunluğununsa muhtarlık seçimlerinden kaynaklandı. 8 ilde sandık başında meydana gelen 11 olayda muhtar adaylarının yakınları arasında kavga çıktı. Gaziantep'teki kavganın bilançosu ağır oldu. Şehit Kamil ilçesinde muhtar adayları ile yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, biri ağır 6 kişi yaralandı. Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde de muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yurt genelinde sadece muhtar adaylarının yakınlarının karıştığı kavgalarda bazıları bıçakla olmak üzere toplamda 58 kişi yaralandı. Seçime katılan siyasi partilerin mensupları arasında çıkan kavgalarda 38 kişi yaralanırken, oy kullanmaya gidilirken meydana gelen kazalarda ise 11 kişi yaralandı. Seçim heyecanı yurt genelinde sürerken sağlık sorunları olan 5 kişi de kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Gaziantep, Kayseri, Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Konya'da sandık başında oy kullanan 3 kadın, 5 kişi kalp krizi geçirdi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 5 kişi de kurtarılamadı. Muhtarların da yarıştığı seçimde gözler baba ve oğulun aynı mahallede rakip olduğu Bursa'nın Orhan Gazi ilçesindeydi. Seçimde sevinen taraf oğul Zafer Sevinç oldu. Seçim sonucu küs olan baba ve oğlu barıştırdı. Bursa'da büyükşehir, ilçe belediyeleri ve meclis üyeliklerinin yanı sıra gözler bir yandan da muhtarlık seçimlerindeydi. İnşallah oğlum kazanır. Ben küs değilim ki. Sadece bir kırgınlığım var. Ne var, benim sözümü dinlemedi. Benden 5 dakika bir konuşsaydı ben zaten çekilirdim. En dikkat çekici yarış aynı mahalleden muhtar adayı olan baba Ali Sevinç ve oğlu Zafer Sevinç arasında yaşandı. Babam da girdi, ben de girdim. İnşallah ikimizden biri bu seçimde biri kazanacak. Yani hayırlısı olsun. Orhan Gazi'ye bağlı Heceler Mahallesi'nde 7 adayın yarıştığı muhtarlık seçimlerinde sandıktan galip çıkansa 210 seçmenden 81'inin oyunu alan oğul Zafer Sevinç oldu. Baba Ali Sevinç 20 oy alabildi. Baba oğul 3 aydır küstü. Muhtar seçilen Zafer Sevinç babasının elini öptü ve küslük son buldu. Doğru bilgi, gerçek analiz ve deneyim. Olay Televizyonu bir kez daha farkını ortaya koydu. Bursa bir kez daha seçimin nabzını anlaşılabilir grafikler, seçim merkezleri ve siyasi partilerden canlı bağlantılarla Olay Televizyonu ekranlarında tuttu.
Verme işlemi şu dakika itibariyle sona erdi. Okullardan seçim ofislerine, siyasi partilerden seçim kurullarına, Bursa'da seçimin nabzı olay televizyonu ekranlarında attı. Binali Yıldırım'ın açıklamaları. Fuat Kahraman ve Deniz Anteci'nin moderatörlüğünde gerçekleşen seçim özel yayınında Olay Gazetesi köşe yazarları Ahmet Emin Yılmaz, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığı'nda İhsan Aydın, ama İnegöl'de açıkçası 65, Feridun Eyüpoğlu, buradan çıkan oyların verdiği sinyal, Selahattin Adagüzeller, Cumhur İttifakı olarak oylarını ve siyaset bilimci Doktor Can Ulusoy anlaşılabilir grafiklerle ekranlara gelen anlık verileri tarafsız bakış açısıyla analiz etti. Bu eğer bir başkanlık seçimi olsaydı. Olay Gazetesi köşe yazarı Mustafa Özdal AK Parti'de seçimin nabzını tuttu. Özdal seçim atmosferini canlı yayın konuklarıyla ekranlara taşıdı. AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda gerçekten. Olay Haber İstihbarat Şefi Burak Demirci ise CHP İl Başkanlığı ve CHP adayı Mustafa Bozbey'in seçim ofisindeki havayı canlı bağlantılarla aktardı. Buradaki havayı canlı yayınlarla bağlantılarla aktarmayı sürdüreceğiz. Sandık başlarından ve seçim kurullarından da canlı bağlantılar vardı. Olay televizyonu spikerlerinden Melisa Öztürer yaşanan gelişmeleri canlı yayında aktardı. Seçim sürecinin olaysız bir şekilde geride kaldığını. Reji ve teknik ekibin yanı sıra Olay Haber Merkezi'nin deneyimli editör kadrosu da haber, bilgi ve veri desteğiyle seçim özel yayınında farkını ortaya koydu. Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen sözleşmeler Mustafa Ergen bugün son yolculuğuna uğurlandı. 22 yaşındaki şehit memleketi Aksaray'da toprağa verildi. Zeytindalı Harekatı bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit düşen sözleşmeli er Mustafa Ergen memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı. 3 hafta önce Sena Durmaz'la sözlenen şehit Ergen Mayıs ayında nişan yapmayı planlıyordu. Memleketine al bayrağı sarılı naaşı ile döndü. Şehidin cenazesi Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezi morguna kaldırıldı. Şehit Mustafa Ergen'in cenazesi öğle namazı öncesi morgdan alınarak anne evine götürülüp helallik alındı. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze namazı kılınmak üzere Ulu Cami'ye götürüldü. Şehidin 26 yaşındaki kardeşi Muhammed Ergen sinir krizi geçirdi. Yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit sözleşmeli er Mustafa Ergen'in naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksaray şehitliğine defnedildi. Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyi, Avaşin Basyan ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Hareketi öncesi Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısı düzenledi. Gündeminde seçim sonuçları da vardı. Çavuşoğlu, bu seçimle vatandaşlarımız ülkemizin bekasına ve istikrarına oy vermiştir ve partimiz açık ara kazanmıştır dedi. Çavuşoğlu, ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'la görüşeceğini söyledi. Bugün öğleden sonra New York'a hareket ediyoruz. Yarın New York'ta BM Genel Kurulu toplanıyor. Yeni Zelanda'daki bu İslam düşmanlığı içeren hain terör saldırısından sonra BM Genel Kurulu'nu da toplanması için bir çağrıda bulunduk. Ve yarın 2 Nisan'da Genel Kurul toplanıyor. Pompeo'yla da bir görüşme yapacağız. Sayın Bolton'la da görüşme konusunda teyitleştik. NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağız.
Ukrayna'da da seçmen dün sandık başındaydı. 39 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Sürpriz bir şekilde %30'la en çok oyu alan komedyen Vladimir Zelenski, ikinci turda Çikolata Kralı olarak anılan mevcut devlet başkanı Petro Poroshenko ile yarışacak. Hiçbir adayın %50'ye ulaşamadığı seçimde iki adayın yarışacağı ikinci tursa 21 Nisan'da. 39 adayın yarıştığı Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tatyana Slipachuk, düzenlediği basın toplantısında adaylardan herhangi birinin %50'nin üzerinde oy almadığını söyledi. Devlet Başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyuncu komedyen Vladimir Zelenski ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroshenko yarışacak. Açılan sandıklarda adaylardan komedyen Vladimir Zelenski %30,23 ile birinci, mevcut devlet başkanı ve çikolata fabrikalarıyla bilinen Petro Poroshenko ise %16,57 ile ikinci sırada geliyor. Poroshenko yaptığı açıklamada komedyen Vladimir Zelenski ile yarışmadığını, rakibinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu söyledi. Benim müttefikim Ukrayna halkı, rakibimse kim mi? Bunu açıkça söylemekten çekinmiyorum. Tek rakibim Putin. Zira diğerleri bundan korkar. Bu nedenle bu seçim Ukrayna'dan mı yoksa Rusya'dan mı olduğumuzun seçimidir. Devlet başkanlığı seçimlerini seçimsiz seçim olarak niteleyen Rus senatör Konstantin Kosachev, halkın Gri'nin 50 tonu arasında seçim yaptığını söyledi. İki aday 21 Nisan'da yapılacak ikinci turda devlet başkanlığı koltuğunu almak için yarışacak. Olayan haberin burada sonuna geldik. Yarın aynı saatte Bursa Türkiye ve Dünya gündemiyle karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.